Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün 18 Mayıs 2024 günlerden cumartesi. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Enerji hissesiyle beraberiz. Cuma kapanışını 67.70'ten yapan hissemiz %1.58'lik yükseliş oluşturdu. Videonun başında şunu söylemek istiyorum dostlar. Biraz sesim kötü. Boğaz enfeksiyonu geçirdiğim için rahatsızlığım var. Dolayısıyla sesim böyle çıkıyor. Kusura bakmayın onu söyleyeyim. Bir de kanalıma abone olursanız sevinirim dostlar. En azından mutlu olurum, hastalığım da daha çabuk geçer diye düşünüyorum. Bu çizim bir önceki Enerjisa videomuz var. Kanalımızda paylaştığımız bununla alakalı. Buna tekrardan bir güncelleme yapalım. Güncel bir görüntüsüne bakalım. Ne değişmiş? 3 Ekim 2022'de yükseliş yönlü bir paralel kanal çizmişiz ve hisse yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı şeklinde bir hareket sergilemiş. Enerjisa hissesi. Günlük grafiğimiz açık dostlar. Günlük grafikte 67.70 kapanışını yapmış. İndikatörümüz sat sinyalinde. Neden? 68.50 dönüşünü 68.50 sonrasından hisse 64'lü rakamlara kadar geri çekilmiş ve burada da pozitif bölgede bir sat sinyali almış. Ama bu sat sinyali bakın burada alış sinyaline doğru dönmek üzere mavi çizgi kafasını kaldırmış. Bu indikatörümüzün ismi MACD indikatörü. MACD diye geçiyor. Yükseliş yönünü 68.50, 74.52 ve 78.25 Fibo direnç seviyelerimiz bulunuyor. Yükselişte karşılaşabileceğimiz direnç seviyeleri. Desteklerimiz neler? Desteklerimiz dostlar 62.48, 58.75 ve 55.74 olarak karşımıza çıkıyor. Bollinger bandımıza bakalım. Bollinger bulutunda bakalım mum çubukları hangi bölgede. Dostlar bakın Bollinger yeşil, mavi, kırmızı 3 tane çizgi ve burası birinci bölge, burası ikinci bölge. Yani üst bölge, alt bölge diye adlandıracağım. Üst bölgede mum çubukları oluşmaya başladığında hissede bir yükseliş trendi oluyor. Alt bölge örnek verecek olursak bakın alt bölgede düşüş trendi oluşmuş. Üst bölgede yükseliş trendi oluşmuş. Bizim hissemiz nerede şu anda? Bollinger bandının üst bulutunda görüntü itibariyle burada olması iyi mi? Geçmiş hareketlerine göre bakacak olursak iyi. Bollinger bulutunu kapatalım. RSI'ye bakalım. RSI nerede? RSI aşağılarda olması, 30'lara yakın olması daha iyi. RSI aşırı alım bölgesine çok yakın dostlar. Bakın 64 seviyelerde. Daha öncesinde aşırı alım bölgesine girdikten sonra biraz dinlenme amacıyla geri çekilmiş. Tekrardan bir atakla aşırı alım bölgesi 70 sınırına yakın 64 seviyelerinde. Açıkçası RSI aşağılarda olursa daha güzel olur. Yükseliş daha uzun soluklu olur diyebiliriz. Şimdi bir de basit hareketli ortalamalarımıza bakalım. Basit hareketli ortalamalar önemli. 20 günlüğümüzü şu şekilde ayarlayalım sizlerle beraber. Sizler de bunları görüp ayarlayabilirsiniz. Evet 20 günlüğümüze baktığımızda hissemizin altında kapanışlar yapıyor. Çok güzel. Basit hareketli ortalamaların hisse fiyatının altında olması önemli. 20 günlüğü kapatıp 50 günlüğü açtığımda 50 günlüğümüz 61.38 seviyesinde. Yine bu da hisse seviyesinin altında bir fiyat performansı sergiliyor. 100 günlüğümüz 57.21 rakamında. 200 günlüğümüz ise daha aşağılardadır. Totalde baktığımızda her 4 basit hareketli ortalamamız hisse fiyatının altında. 200 günlüğümüz de çizmiş olduğum yükselen trend çizgisinin paralel kanalın alt trendinde. Bakın trend çizgisini takip ediyor. Önemli mi? Bence önemli. Şimdi şunu geri alalım. Şu 200 günlüğümüzü kapatalım. MACD indikatörümüzü açalım ve grafiğimizi 4 saatliğe çekelim. Evet dostlar 4 saatlik daha detaylı günlük grafiğe göre. Çünkü buradaki her bir mum 4 saatte bir oluşan fiyatlanmayla alakalı. 68.50 zirvesi var. Tekrardan 68.50'ye doğru bir görüntü çiziyor. Yükseliş yönü 68.50 direnci var. 71.53 ve 73.41 dirençleri bulunuyor. İndikatör al sinyali varmış. Destekler 65.47, 63.59 ve 62.08 olarak karşımıza çıkıyor. Enerji sağ hissesinde. Saatliğe aldığımda da yine burada bir alım sinyali olduğunu görebiliyoruz. Burada bir haber. Enerji sağ sosyal sorumluluk projesi. Enerji koruyorum ile ilgili çocuklarla enerji verimlilik tasarrufunu aktarmaya devam ediyor. Burada bir kap haberi atmışlar. Bu yıldırım işaretinde kap haberi burada da temettü şeklinde sitede. Bunlar da bu şekilde bilgisini veriyor. Saatlikte dostlar 68.50, 79.66 ve 70.37 dirençlerimiz bulunurken desteklerimiz 67.34, 66.63 ve 66.05 olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar
Günlük grafiğe geçeceğiz. Ara ara sesim kesiliyor. Boğazımdan dolayı kusura bakmayın. Yutkunmak zorunda kalıyorum. Şimdi dostlar, takas analizine bakalım. Hisseyi cuma günü kimler almış, kimler satmış ve kimler saklıyor. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Videonun şurasında arkadaşlar abone ol butonu var. Sizden rica etsem, beni mutlu edersiniz. Kanalıma abone olsanız, katıl butonuyla beni desteklerseniz sevinirim. Videonun sağ alt kısmında kanalıma abone olsanız sevinirim dostlar. Enerji sahayla ilgili paylaşımlarım devam ediyor. İlerleyen süreçte eğer bu hisseye sahipseniz, en azından bu videoyu kim söylüyordu aklımda kalmaz. Abone olursan önüne çıkar. O yüzden abone olmanız. Evet dostlar, enerji sahanın günlük cuma günkü alıcılarına baktığımızda emeklilik fonları ilk sırada bulunuyor. %27'lik bir alış yapmışlar. 210 bin lot almışlar. Citibank ikinci sırada 205 bin lot almışlar. %26'lık bir pasta pay oranları var. Philip üçüncü sırada 190 bin lot almışlar. %24'lük bir pasta pay oranı var. Yapı Kredi dördüncü sırada 40 bin lot almışlar. %5'lik bir orana sahip. QNB beşinci sırada 29 bin lot almışlar. %3'lük bir orana sahip. Diğer aracı kurumlar toplamda 95 bin lot almış. %12'lik bir pay oranı var. Satıcı tarafta iş bulunuyor. 225 bin lot satılmış. Cuma günü %29'luk bir oran var. Ziraat 131 bin lot satmış. %16'lık bir oran var. Garanti 80 bin lot satmış. %10'luk bir oran var. Osmanlı 58 bin lot satmış. %7'lik bir oran bulunuyor. Oyak 46 bin lot satmış. %5'lik bir oran var. Diğer aracı kurumlar toplamda 235 bin lot satmış. %30'luk bir oran var. Saklama dağılımına baktığımızda diğer aracı kurumlarında toplamda 104 milyon lot var arkadaşlar. %44'lük bir pay oranına sahip. İkinci sırada Citibank var. 43 milyon lot var ellerinde. %18'lik payda. Bunlar da iş. Üçüncü sırada 31 milyon lot var ellerinde. %13'lük bir pay oranı var. Garanti 21 milyon lot. %9'luk bir oran var. Yatırım fonları 19 milyon lot. %8'lik bir oran bulunuyor. Yapı Kredi 16 milyon lot. %6'lık bir oran bulunuyor. Enerji sahi hissesinin saklama dağılımda. Evet dostlar. Umarım sizler için güzel bir video olmuştur. Abone olmayı unutmayın. Enerji sahibi videoları devam edecek. Hoşça kalın.